gelmiş miydiniz, ilk defa mı geliyorsunuz? Gelmiştim. Öyle mi? Bul burayı. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet. Çekiyorum. Herhalde oldu. Hadi bakalım. Başlayalım. Ben de kapattım. Mi? Valla dönüyorsun. Karavana mı? Güzel gösteriyor. Belediye başkanı. Merhaba. Merhaba. İyi misin? Hadi kolay gelsin. Çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hoş geldiniz. Bugün Konya nüfusuyla Türkiye'nin en büyük 6. şehri. Yine Konya Türkiye'nin coğrafi alanı olarak en büyük şehri. Ve Konya bir üniversiteler şehri. 5 üniversitesinde 120 binden fazla üniversite öğrencisiyle ilme, irfana, medeniyete katkı sunmak için çalışan, gayret eden bir şehir. İbni Haldun şehirlerin de bir ruhu vardır diyor. Hakikaten Konya ruhu olan bir şehir ve bu ruhunu etrafına yansıtan, Konya'da yaşayanları dönüştüren bir şehirde bulunuyoruz. Özellikle bilim festivalimize ülkemizin gururu olan Aselsan, TÜBİTAK, Havelsan, Aselsan Konya, Roketsan, Baykar, İçişleri Bakanlığımız gibi Türkiye'nin önemli savunma sanayi ve teknoloji kuruluşlarını burada ağırlıyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli misafirlerimiz, burada özellikle çocuklarımız için etkinlik alanları oluşturduk. Çünkü onların bilimi ve teknolojiyi sadece seyretmelerini değil, bizzat içinde bulundukları etkinliklerle onu yaşamalarını arzu ediyoruz. 9. Bilim Festivalimiz bu yıl kapılarını akşam saatlerinde açıyor. Bu bizim için de aslında bir yenilik. Saat 16 ve 23 saatleri arasında bilim merkezimiz ışık gösterileriyle, mapping gösterileriyle ve drone şovlarıyla inşallah bu yıl ziyaretçilerine farklı bir ortam oluşturacak. Aslında burada yapmaya çalıştığımız şey, geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edecek milli ve yerli bir nesil oluşturmak. Onun için bugün bizimle burada bulunan tüm ailelere ben sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu çocuklar inşallah yarının Türkiye'sinde çok daha güçlü bir Türkiye inşa edecekler. Sadece Konya'yı değil, civarımızdaki ve Türkiye'nin tüm illerindeki vatandaşlarımızı 9. Bilim Festivali'ne davet ediyorum. Güzel bir organizasyonu hayata geçirdiği ve bizleri burada buluşturduğu için kıymetli Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur Bey'e ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Medeniyet dünyamızın merkezlerinden biri olan Konya, şüphesiz hepimizin gönüllerinde ayrı bir yere sahip. Ancak son yıllarda Konya'nın Türkiye'nin bilim haritasında da önemli bir alan kaplamaya başladığını sevinerek görüyoruz. Tabii bütün bu gelişmeler Konyalıların ve Konya Belediyesi'nin başarılarıdır diye düşünüyorum. Özellikle belediyemiz, altyapı belediyeciliğinin bir sonraki aşaması olan bilim, sanat ve kültür belediyeciliği noktasında çok güzel bir örnek vermiş oluyor. Bu güzel örnek, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki benzer çalışmalarında adeta bir göstergesidir. AK Parti 20 yıllık iktidar boyunca Türkiye'de hayal edilemeyecek pek çok bilim ve teknoloji projelerini hayata geçirdi. Milli ve yerli teknolojimizin geliştirilmesi için en büyük imkanları ve fırsatları araştırmacılarımıza, üniversitelerimize ve gençlerimize sundu. Ben de bu vesileyle bu ülkede milli ve yerli teknolojinin gelişmesi için çaba sarf eden, alın teri döken, akıl teri döken herkese şükranlarımızı sunuyorum. Özel ve anlamlı günler bunlar. Konya'da pek çok festival yapılıyor, pek çok gençler ve çocuklar için etkinlikler yapılıyor. Ama 4 gün boyunca sürecek bu bilim festivalinde pek çok gencimizin ve çocuğumuzun kendini keşfetmesini ve bilimle, teknolojiyle bağlantı kurmasına vesile olacak. Bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan bakanlığımıza, Büyükşehir Belediye'mize, TÜBİTAK'a ve pek çok iş ortağımızda olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve sanayicilerimize ben de hasreten teşekkür ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Belediyelerimizin
Bu bilimsel faaliyetleri, bilimin altyapısını oluşturması, Ar-Ge faaliyetleri gençlerimizin bu çalışmalarına altyapı hazırlamasından Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez belediyelerine beraber çok güzel çalışmalara şahitlik ediyoruz. Belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu güçlü toplumun inşasında hedefin net bir şekilde ortaya konulması, bütün birimler arasında çok etkin bir iletişimin, koordinasyon olması önemli. Bundan tam 8 sene önce modern teknolojilerle donatılmış Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezinin ihtişamı karşısında gerçekten çok heyecanlanmıştım. Bu heyecan şimdi emin olun bir gurura dönüşmüş durumda. Çünkü o gün Konya'da yaktığımız bilim ve teknoloji meşalesi ülkemizin dört bir köşesine yayıldı. Yaktığımız meşaleyle milyonlarca gencimiz, evladımız bilim ve teknoloji sevdasıyla aşılandı. Çığ gibi büyüyen bu sevda bugün gördüğünüz gibi meydanlara sığmaz oldu. İlmin, irfanın ve hoşgörünün şehri Konya, bilimin ve teknolojinin de şehri olduğunu bugün bize bir kez daha kanıtlamış oldu. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz bu festivalde emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün arkadaşlarımıza ben gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Artık bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı, teknolojik bağımsızlığıyla eşdeğer konuma gelmiş durumda. Katma değerli üretim yapan, yenilikçi ekosisteme sahip ülkeler uluslararası arenada da şu anda söz sahibi ülkeler konumunda. Bu manada kendisine doğru ekonomik istikamet çizmek isteyen bir ülkenin atacağı ilk adım yerli ve milli teknoloji politikası oluşturmaktan geçiyor. İşte biz Türkiye'yi teknoloji alanında global bir üs haline getirmek için milli teknoloji hamlesi vizyonunu ortaya koyduk. Teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir ülke olmak için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu vizyonu ortaya koyarken ülkemizin en büyük gücü olan da gençlerimize güvenmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki ülkemizin aydınlık yarınları bilimin ve teknolojinin peşinden giden gençlerimiz sayesinde mümkün olacak. Konya Bilim Festivali bu şehirde bilimin ve teknolojinin toplumsallaşması açısından kritik bir yere sahip. Atölyelerden sergilere kadar burada gerçekleştirilen birçok etkinlikle milletimiz teknoloji alanında geldiğimiz noktayı bizzat yaşayarak görebiliyorlar. Standların arasında dolaşırken İHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde çığır açan yenilikleri inceleyebiliyorlar. İnanıyorum ki bu teknolojiler gençlerimiz için, evlatlarımız için birer ilham kaynağı olacak. Çünkü tüm bu ürünler, tüm bu teknolojiler kenti potansiyeline inanan bir gençliğin istediğinde neler başarabileceğinin en açık göstergesi. Ve biliyorsunuz biraz önce meydana girdiğimizde Akıncı, SİHA hepimizin üzerinden geçti. İşte o Akıncı'yı inşa eden gençlerin yaş ortalaması 30 yaşın altında. İşte gençlerimize güvenirsek, gençlerimize yatırım yaparsak neler başardıklarının en güzel örneğini bu meydanda, bu festivalde hep birlikte göreceğiz. Ve inanıyoruz ki işte ondan ilham alan gençlerimiz, evlatlarımız, yarının Selçuk bayraktarları, yarının Aziz Sancarları olmak için çalışacaklar ve bunu da başaracaklar. Biz inanıyoruz ki yarının en başarılı bilim insanları işte Konya'dan, bu bilim festivalinden, işte burada o parlak gözleriyle bize bakan evlatlarımızdan çıkacak. Ve bunun gibi festivallerle, yaptığımız etkinliklerle de biz bu ateşi tüm Türkiye'ye yayacağız. Konya'nın hangi alanda ihtiyacı varsa biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Konya'nın yanında durmaya devam edeceğiz. Konya'yı
hep birlikte büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Ve çok daha güzel, çok daha müreffeh bir Konya'yı hep beraber inşa edeceğiz. Ben Bilim Festivalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm Konyalı vatandaşlarımızı festivale davet ettiğimizi bir daha buradan ilan ediyorum. Ama Konya bir etmez. Bölge illerdeki vatandaşlarımızı da Konya misafirperverliğini görmeye, Konya Bilim Festivali'ni görmeye Konya'ya davet ediyoruz. Beyin değil mi? Evet, çok ilginç. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ortaya çıkardı yani. Şimdi bakalım. Bu gönlümüzün içine çektiğinden sonra burada bir beyaz giysin. Maşallah. Çok tatlı. Hadi bakalım. Fatih gelin, Fatih gelin. Fatih gelin. Fatih gelin. Aha. Gel, gitti mi? Git şuraya. Yanında tam. Bu tarafı